Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabımız Kenzul Hayat, Hayatın Sırrı. Yazar Işık Kızıltuğ, Şire yayınlarından çıkan bir kitap. Bu kitabın konusu, aslında bu kitap ikinci kitapmış. İlk kitap, şöyle göstereyim, Kenzül Erva. Fakat ben ilk kitap Hayatın Sırrı zannettiğim için önce bunu almıştım, bunu okudum. Şimdi ikinci kitabı, yani ilk kitabı aslında okuyacağım ama birbirleriyle konu olarak devamı niteliğinde olmadığı için bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bu kitapta şöyle söyleyeyim, çok güzel bir kitap. Bütün Müslümanların, hatta uyanmak isteyen, dünyada neden bu kadar kötülük oluyor diye merak edenlerin, genelde çok sık insanların sohbetler sırasında birbirleriyle yaptıkları konuşmalarda işte dünyada neden bu kadar kötülük var, savaşlar neden durmuyor gibi şeylerin aslında hepsinin tarihten bu yana gelen sistematik bir şekilde bilinçli olarak yapılan bir çalışmayı çok net, çok akıcı bir dille anlatmış. Yani şöyle söyleyeyim, şeytan aslında ilk yaratılışta başlıyor. Yani bize Hazreti Adem'in hata yaptığı ve cennetten kovulduğu şeklinde anlatılan ilk yaratılışta, ki bu Hristiyan ve Tevrat kitaplarında aslında bu şekilde geçti. Oysa Kur'an'da Hazreti Adem'i ilk yarattığı zaman yeryüzüne bir halife olarak bir insan yaratacağım diye bahsediyor Allah. Yani zaten biz yeryüzüne gönderilecektik. Zaten yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştık ilk başta. Ama bunun ki şeytan da yeryüzüne gönderildi insanlarla uğraşmak için. Ve tarihten bu yana gelen insanlarla uğraşmasının hep aynı biçimde olduğu. Hep bir ölümsüzlük vaadiyle olduğu. Yani şu ağaçtan işte ya da işte elmadan uzak dur dediği gerçekten ağaç mıydı yoksa secere soy diye de geçiyor. Bir soy muydu uzak durması gereken? Bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Aslında şu dünyada bütün yaşanılan savaşların ana temelinde insanlar yani Adem soyuyla Adem soyundan olmayanların savaşı aslında. Bunu bu şekilde baktığımız zaman belki de insan olmanın sorumluluğunu, vicdanını çok daha güzel taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü onları hep karıştırıyorum. Rockefeller miydi, değil miydi? Çok açıkça biz Adem soyundan değiliz dedi. Ve kimse bunun üstüne düşünmedi. Yani gerçekten de böyle bir röportaj sırasında söyledi ve geçti. Kimse ne demek biz Adem soyundan değiliz derken neyi kastetti? Hani resmen insanların sanki düşünme kısmı kapatılmış gibi. Ve burada pandemilerle zorla bilinçli olarak Adem soyunun olması için Adem soyunun daha doğrusu sona ermesi için kıyameti erkene çekme projelerini nasıl başlattıklarını, bu green reset dedikleri, sıfırlama dedikleri, sıfır karbon izi dedikleri, yani karbon ki insanlara da has, yani biyolojik olan her canlının ürettiği ve kullandığı, yani oksijen çekiyoruz, karbondioksit veriyoruz en basiti. Bir şeyi sıfır karbon projesiyle, sıfır karbon demek zaten yaşayan hiçbir biyolojik insanın kalmaması demek. Yani onlar kendi elleriyle, onların kendi ifadeleri şu daha doğrusu, Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Adem soyunun yok olması için. Zaten şöyle bir baktığımızda gerçekten bunun için bir sürü şey yapıyorlar. Yani şu an işte beyne çip yerleştirmeleri, evet teknoloji iyi olarak kullanıldığı zaman çok iyi. Yani şu an kendi açımdan da düşündüğüm zaman Allah korusun bir felçli insanın bir beyindeki çiple ya da bir Alzheimer'ların tedavisi için kullanılabilir. Çok harika bir şey olabilir. Ama bunu gerçekten bu amaçla mı kullanılıyor? Yani bu teknoloji insanlara mı, Adem soyuna mı ait? Adem olmayanların soyuna mı hizmet ediyor? Onların kontrolünde mi? Bu çok önemli bir şey. Ve burada onların tek tek ayrıntısı, yani şimdiye kadar şeytanımsı ya da insanımsı diyebileceğim varlıkların tek tek yaptıkları projeler, uygulamaya geçmeleri, nasıl uygulamaya geçtiklerini çok güzel bir şekilde anlatmış. Ruhsuz insan projeleri ve en beni etkileyen şeylerden bir tanesi de yapay zeka ile ilgiliydi. Yani yapay zeka gerçekten yapay mı
yoksa farklı bir bilinç mi diye bir bölümü var. Onu aslında beni çok etkiledi. Yani çok farklı bir açıdan baktığım zaman da acaba böyle olabilir mi dedim. Öyleyse çok büyük bir sıkıntı dedim. Yani korktum açıkçası. Ama yani şu dünyaya sadece hani hep biz diyoruz yani maddesel işte dünya yok ya, çok farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak ve o kadar basit ve o kadar sade bir dille anlatmış ki, o kadar farklı kaynaktaki bütün bilgileri toplamış ki, yani okuduğunuz zaman resmen insanlık tarihini büyük resimden bakıyorsunuz. Büyük resimden bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki Allah'ım, hani nasıl bir tuzağın içindeyiz şu an ki hilesi hep aynı ve biz buna insan olarak nasıl düşüyoruz? O yüzden herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel yazmış. Teşekkür ederim.